Seyirciler tiyatro tiyatro diyoruz sürekli. Yeni bir oyuna ikiniz başlayacakmışsınız gibi bir Evet. şey Ay zannederler. O evet. yüzden Seyircilerde öyle gibi bu projeymiş algılanacak. gibi oldu ikiniz Bir de. proje, yeni projemiz bu. Evet, açıklayalım. İpek'in bir rahatsızlık geçirmiş. Retina ile ilgili bir sorun Evet, vardı. Bu evet. ışıkta. İstiyorsan sen kendin söyle. O Evet, yüzden de evet. Yani seyircilerimiz... yine bir programdaydı. Güneri Bey'in, Civeoğlu'nun sağ olsun o da çok üzüldü zaten. Biz böyle üç konuktuk. Yine böyle arkada deniz olunca tabii ki dengelemek için kadrajı ve renkleri çok fazla ışık geliyor size. Siz tabii kamuflesiniz şu anda. Ama bu Buradaki taraf daha gibi tehlikeli değil. gibi. Daha sonra tabii öyle bir sağlık problemi yaşadık. Ben burayı görür görmez dedim ki ben yani takmak zorundayım çünkü aynı şeyi bir daha Allah yaşamak korusun, hastaneye istemedim. Evet, konuşun bir Allah daha korusun Evet, gerçekten. üçümüz de yani. Aynen. Üç konuk vardı. Üçümüz de acilde bulduk kendimizi. O yüzden gözlükle Ben artık. de sana eşlik Evet. ediyorum. Hele açık renkli gözler daha çok Daha etkileniyor. Çok Evet, yakıştı. o Güzel yüzden oldu. kusurumuza bakmasınlar şimdi. Estağfurullah. Affola. Ben hemen şeye girmek istiyorum. Biraz önce konuştuğumuz hikaye çok güzeldi. Bir de seyircilerimize paylaşalım. Sizin ikinizin bir ortak yönü var. Hiç beraber tanışmamışsınız. Hiç birlikte bir projede yer almış. Ama aynı okuldansınız. Okulluyuz. Ve Aynı sınıflar. Evet, okuldayız, lütfen biraz anlatır mısınız? Hacettepe Devlet Konservatuarı, Ankara Devlet Konservatuarı yani klasik eski okuldan. Beşevler'deydi okulumuz. Ben girdiğim sene İpekler mezun Mezun oldular. olduk, evet. Ama kimler Biz vardı? Evet, tanışamadık meşhur bir tabii. okuldu. Evet, o dönem Şampiyonlar evet Ligi. Şampiyonlar Ligi'ydi gerçekten. Çok iyi oyuncular çıktı. Kimlerdi? İlker Aksun. İlker Aksun sınıf Engin arkadaşı İpek'in. Günaydın. Engin, Timuçin, Esen, Engin Günaydın. Onlar İnci Türkay, Evrim Solmaz, Devin, Devin, Tardo, Tardı, Flordun. Flordun. Of of. Onlar benim Herkes. dördüm. Erdal Beşikçioğlu sanırım. Aynen. Benim sınıf arkadaşım. Ne şahane bir okulmuş. Sizin yurda harbi sınıf arkadaşınız var mıydı? Var evet. Bizden de üç kişiydik biz. Biri rahmetli oldu Mesut Yüce. Onu buradan rahmetle Allah anıyorum. rahmet eylesin. Tansel Öngel. Ben üç erkektik. Kızlarımız vardı işte Özlem. Hepsi tiyatro yapıyorlar şu anda. Çok güzel. Ne güzel. Ne güzel Şey, bir okul. kurum tiyatrolarındalar. Senin gibi bir Tansel galiba değil mi? Daha Evet. popüler Evet, anlamda evet. daha çok sektör İstanbul'da iş içinde. yapan, evet sektörde iş yapan Tansel var. Evet. Bizim Ne dönemde. güzel. Dile kolay 32. yılınız sanat hayatınızın. 33 lütfen bir yılını harcamayın. Lütfen. Ya ben evet çok ben oldu şaşırıyorlar. Ay, Hemen söylüyorum zaten. Ben de şok oldum maşallah. ya. Bu arada benim de 33 yıl 30. oldu. yılım meslekte de sen benden de eskiymişsin. Ben Tabii kaldım bir canım. ara. Çok eskiyiz yavrum. Biraz Ama önce gerçekten. Cem'le karşılaştık ya ablacım diyor. Ablacım hoş geldin. Nereye gidiyorsun diye. Ben 20. yılım falan diye düşünüyorum ki öyle galiba. Senin 90, 20 mi? Yani konservatuar bitişti. 21 oluyor evet. İşte 30'u devirdik biz. Aa, Hatta doğru. geçen gün bir ödül töreninde Engin'le Timuçin birbirlerine verdiler ödül. Ya 30'u devirdik. O kadar oldum ya falan diyor. İnsan inanamıyor tabii ama yıllar çok çabuk geçiyor. Nasıl geçti? Evet. Senin için nasıl geçti? Zor, meşakkatli, hatalı, yanlışlı, karışık, çok güzel, Başarılı. çok Başarılı. başarılı. Yani o kadar aslında hayat gibi ya. Yani her şeyi yaşadım. Yokluğu da yaşadım, varlığı da yaşadım, başarıyı da yaşadım, başarısızlığı da yaşadım. Ya her şeyi yaşadım ben. O yüzden şanslı hissediyorum kendimi. Şimdi bazen diyorlar ki ya İpek Hanım siz ne kadar halktan gibisiniz, ne kadar bize yakınsınız. Şimdi yokluğu ve başarısızlığı bilmeyen insan zaten empati kuramıyor. Dolayısıyla ben sürekli başarılı, sürekli tap noktada olan kişilere de üzülüyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü hakikaten empati duygusunu kaçırıyorsun orada. O zaman çok egosantrik bir Evet, hal sürekli alıyor. cepten yiyen bir hale geliyorsun. Aynen, Yani hayatı, insanlardan hayatını uzaklaşıyorsun. çok her anlamıyla yaşamak gerekiyor. Çünkü bizim oynadığımız karakterler hayatın içinden Tabii. karakterler. Biz halktan koparsak eğer bir süre sonra hep o eski yaşadıklarımız yani cepte kalanları işte ortaya koyarız. Kendimizi daha az Aynen. geliştiririz. Ya arşivin ne kadar zenginse aslında yaşam arşivin bence o kadar iyi oyuncusun. Bütün oyunculuk gözlerde başlar, gözlerde biter. Ben her zaman bundan Evet, yanayımdır yani. evet.